Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii doğal olarak Trabzonspor yeni sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor. Bu manada da hem iç transfer piyasasında ya da iç piyasada hem dış piyasada hem de Nenad Bjelica'nın elinde bulunan daha önce oynattığı oyuncular çerçevesinde o arayışlarını sürdürüyor. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Ve genel anlamda kendi oyuncularını oynatma isteğinin ön planda olduğunu da vurgulayalım. Tabii ki bu oyuncuları oynatma isteği biraz da maddi şartlarla çok bağlantılı. Bütün oyuncular serbest değil. Serbest olmayan oyuncuların bonservis pazarlıkları var. Dolayısıyla Trabzonspor'da böyle bir süreç oluştu. O devam ediyor. Tabii ki bir yandan da Ankara Gücü maçı hazırlıkları devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi o maçta işte Bruno Perez, Victor Hugo gibi oyuncuların gitmesi sonrasında oynayan Dansville'in bir sakatlığı var, Naci'nin bir sakatlığı var, Siopis ve Trezeguet, ama maç günü bunların tam detaylarını sizlerle paylaşmak mümkün. Ama sonuç itibariyle artık Trabzonspor'un kazanmak zorunluluğu var. Çünkü üst üste kaybedilen maçlar Trabzonspor'un hem maddi olarak hem de manevi olarak kayıplara uğradığı anlamına geliyor ki bunu ortadan kaldırmak da gerekiyor. Yani maç kazanması da gerekiyor. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı çok değerli. Biz de Nenad Bjelica'nın Ertuğrul Doğan'la, Başkan Ertuğrul Doğan'la yaptığı o görüşmelerin sonrasında ortaya çıkan isimler konusunda bazı başlıkları sizlerle paylaşacağız. Mesela bu videomuzda yurt içinde 3 oyuncuyu takibe aldı Trabzonspor. O isimleri sizlerle paylaşacağız. Şampiyonluk için İki büyük yıldıza ihtiyacımız var diyor. Tabii ki giden oyuncular, gitmeyen oyuncular da çok değerli ama iki büyük oyuncu, onlarla ilgili görüşmelerin başladığını da söyleyelim. Yıldız oyuncuya bir yıl daha kalması konusunda Nenad Bjelica'dan teklif geldi. Bakalım kalacak mı, onu söyleyebiliriz. Ve Nenad Bjelica hangi bölgelerde mutlaka transfer yapılması gerekli diye talimatta ya da istekte bulundu, onu söyleyeceğiz. Bir anlamda şöyle söyleyebiliriz, iki oyuncunun gitmesi neredeyse kesinleşti. Ama biliyorsunuz oyuncuların gitmesi kendi isteklerine de bağlı, kulübün isteği yeterli olmuyor. Ve santrafor arayışlarında da yeni bir isim daha gündeme eklendi, onu da söyleyelim. Bu arada tabii Nenad Bjelica'nın görüştüğü santrafor da var, onunla ilgili bilgi vermiştik ama yeni bir ismin daha gündeme geldiğinden bahsedelim, hemen onunla devam edelim. Şimdi öncelikle şöyle bir toparlama yapalım, kimler vardı onu söyleyelim öncelikle size. O toparlamayı yapalım, ondan sonra devam edelim. Toparlamada şunlar vardı. Bruno Petković isminden bahsetmiştik. Bir kere onu çok istiyor hoca. Uzun boylu bir santrofor, 1.93 boyunda. Zaten söyledik, bir yıl 2024'e kadar sözleşmesi var. Dinamo Zagreb'de hocanın öğrencisiydi ve gerçekten de golcü bir oyuncu. Tabii ki bunları söylerken geldiğinde aynı uyumu gösterir mi, onu bilmiyoruz. Bunlarla ilgili çok uzun uzun anlatmayacağım size. Daha önceki videolarda söylemiştik. Ivan Sunjić var. Orta sahada oynayan bir oyuncu. Ondan da bahsettik ve Mihail Zapper'den bahsettik. O da orta saha oyuncusu. Hocanın bir oyuncusu. Hatta işte onun son geldiği takımdan oyuncusu olması nedeniyle daha da bir cazip görünüyor transferi. Bakalım şöyle bir, bu oyuncuların dışında kimler var? Dino Hotić'ten de bahsettik. Circle Brugge'da oynayan oyuncudan. O da boşnak 10 numara. Yani orta saha. Peki şimdi bazı başlıklarımız vardı ya. O başlıkları isterseniz bir geliştirelim. Dedik ki hocanın hangi bölgelere oyuncu istediği netleşti, ortaya çıktı dedik. İsterseniz oradan başlayalım. Kesinlikle sağ bek istiyor. Biliyorsunuz sağ bekte Bruno Perez
Larsen'in gitmesine izin veriyor kulüp. Bruno Perez de gitti. Geride sadece Serkan Asan var ki o da sakatlıktan dönüyor. Stoper istiyor. Dansville'i istemiyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Dansville'in eğer imkanlar çerçevesinde gönderilmesi söz konusunda ama tabii sözleşme imzaladığınız, yüksek bedelle sözleşme imzaladığınız oyuncular da kolayca gitmiyorlar. Onu da özellikle söylememiz lazım. Yine orta saha istiyor. Orta saha ile ilgili Türkiye'den de bazı oyuncular olduğunu söylemiştik. Hani o oyuncular biliyorsunuz gündeme geldi. Mesela Zeiss gündeme gelmişti. Onu da özellikle söyleyelim. Onun dışında işte az önce söylediğim gibi Ivan Sunjić gibi, Mihai Zapper gibi orta saha oyuncularında net bir şekilde hocanın istediğini vurgulayalım. Zaten 10 numara pozisyonu içinde Dino Hotić zaten Trabzonspor'un geçmişte de gündeminde olan bir oyuncuydu. Bunu söyleyelim. Yani net olarak öncelikli sağ bek, stoper, orta sahaya iki oyuncu ve forvete oyuncu istiyor. Yani Umut ve Maxi Gomez'in performansından memnun değil. Onu söyleyelim. Şimdi hemen devam edelim. Orta saha deyince madem oradan devam edelim. Nenad Bjelica Hamšík'e bir yıl daha kalıp oynaması yolunda istekte bulundu, isteğini iletti. Bakalım oyuncu bu konuda ne tür bir karar verecek, o kararın da beklendiğini söyleyebiliriz. Şimdi hemen söyleyeyim, dedik ki bazı oyuncuların biletleri kesildi. Mesela Larsen gibi, Bruno Perez de gitmişti, Victor Hugo da gitti. İstenmeyen mesela Enis Bardi gibi, Mark Bartra gibi, Dansville gibi oyuncuların da gitmesi yolunda kendilerine kolaylık sağlanacağı açıklandı. Mesela Naci Ünü var gibi oyuncular da var bunların arasında. Dolayısıyla Trabzonspor'un bir yeniden yapılanma süreci içerisine girdiğini, hani o kadar da kelimeyi öyle kullanmak istemiyorum, sil baştan cümlesini kullanmak istemiyorum ama bir yeniden yapılanma söz konusu olduğunu söyleyelim. Hemen devam edelim şimdi. Başlık başlık gidiyorduk. Söylediğimiz başlıkların altını doldurarak devam edelim. Bileti kesilen oyuncuları söyledim. 4-5 oyuncuyla yolların ayrılacağı çok net. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi yurt içinde bir arayış başladı. Arayış demeyeyim de yakın temas bazı oyuncularla, yakın takip. Tabii ki bu oyuncuların bonservislerinin olması vesaire gibi konular da önemli bir handikap. 3 oyuncu var bu manada. Hemen söyleyelim o 3 oyuncuyu. Bünyamin Balcı sağ bek için yerli alternatif. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine girmişti ama maliyetinin yüksek olduğunu da net şekilde söyleyelim. İkinci oyuncu stoper, hem de sol stoper. Hani Trabzonspor ona ilaç gibi gelir bize diye düşünüyor. Francisco Calvo'dan bahsediyorum. Konyaspor'un oyuncusu. Calvo ile ilgili de bir yakın takip var. Henüz tabii netleşmiş bir durum yok. Diğer üçüncü oyuncu da Ali Sow'dan bahsediyorum. Ali Sow da gerçekten çok değerli bir santrafor olduğunu Ankara Gücü'nde gösterdi. Bu üç oyuncuyla ilgili yakın temasın olduğunu söyleyebilirim. Henüz netleşmiş, yani transferi gerçekleşmiş oyuncular gibi düşünmemek lazım. Ama şunu söyleyelim, bu oyuncularla ilgili şartlar uygun olursa, bütçeler el verirse transfer konusunda hamle yapılacak. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi devam edelim, şöyle bir bakalım. Santrofor bölgesi demiştik. Santrofor bölgesinde bir isim daha gündeme geldi. Bu konudaki ismin kamuoyuna yansıdığını da söyleyelim. Jean-Philippe Crasso'dan bahsediyorum. Saint-Étienne'in oyuncusu, 25 yaşında ve en önemli avantajı şu. Pek çok oyuncuya göre avantajı şu. 2023'te sözleşmesi bitiyor ve Trabzonspor, şöyle söyleyelim, en az 2 santrofor alacak, onu da unutmayalım. Yani Ali Sow'dan bahsettik yurt içinde, Jean-Pierre Crasso'dan bahsettik ve Bruno Petkovic'den bahsettik. Yani şimdi diyebilirsiniz ki ya 3 oyuncu söylüyorsunuz. Evet, imkan varsa 3, hatta yanlarında takip edilen Artem Dovbik de var. 4 oyuncudan ikisini mutlaka transfer etmek, yanlarına da bir tane yerli oyuncu, belki Umut Bozoğ'u tutmak gibi bir düşüncenin olduğunu söyleyebilirim. Jean-Philippe Crasso'nun sözleşmesinin bitmesi, yaşının 23 olması, bu sezon Saint-Étienne'de 30 maçta 16 gol 9 asist gibi 25 gole doğrudan tesir etmesi de önemli bir durum oluşturuyor. Bu arada bir isimden daha bahsedelim. O da
Gündeme geldiği için söylüyorum. Bu konuda benim kişisel bir istihbaratım yok ama kamuoyuna yansıdı. Thomas Fouquet'ten bahsedelim. Thomas Fouquet de Reims'te oynuyor. O da sağ bek. Şimdi sağ bek Belçikalı, 22 maç oynamış ki bu maçlarda da aşağı yukarı ortalaması 80 dakikanın üzerinde. Böyle bir oyuncu, Belçikalı oyuncu da gündemde. 2025'e kadar sözleşmesi var. 4,5 milyon euro da bir bonservisi olduğunu ya da daha doğrusu güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim. Şimdi santrofor transferinde Carrasco'dan bahsettik. Böyle bir isim var. Bruno Petković, Artem Dobik, Alisov. Bunların arasından iki tanesinin gelme ihtimali yüksek. Tabii ki bu isimlerin dışında da var ama hocanın bir numarası Petković. Bu arada sol kanat için Borini isminden bahsetmiştik. Borini bütçe nedeniyle sanki Beşiktaş'a doğru daha fazla yaklaşınca bu kez hoca eski bir öğrencisini gündeme aldı. Onu transfer etmek istiyor ki hani şöyle bir imaj var, onu da söyleyelim hemen. Şampiyonluk için bu iki oyuncu bizim işimizi, yolumuzu kolaylaştıracak diye başkanla da görüşmesini yapmış. Kim bu iki oyuncu? Onları söyleyelim. Birisi az önce söylediğim Bruno Petković, ikincisi de Orsic'ten bahsediyoruz. Miroslav Orsic, o da eski bir öğrencisi, 30 yaşında. Bu sezon devre arasında Southampton'a transfer oldu, sol kanat oyuncusu. Borini olabilse o olacaktı. Fakat her şey bitmiş değil ama Orsic'i daha öne yazıyor hoca. Sebebini de şimdi açıklayacağım size. 2025'e kadar sözleşmesi var ama Southampton yol vermek istiyor. Yani yollarını ayırdı diyeyim daha doğrusu. Yollarını ayırınca bu kez Trabzonspor'la yolları kesişecek gibi görünüyor. Nenad Bjelica 76 maç, 33 gol, 16 asist verim aldı ondan. Yani daha önce Dinamo Zagreb'te oynatırken. Ocak ayında gitmişti Southampton'a. Orada şans bulamadı. Bir maç lig maçı oynadı, 4 de kupa maçı oynadı. Toplam 5 maçı var. Orsic ve Petković bizi hedefe taşır düşüncesi var. Sol kenarda Orsic, santroforda Petković. Ama gördüğünüz gibi Trabzonspor'un geniş ve derin bir araştırma içerisinde olduğunu da çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu oyuncularla ilgili gelişmeleri de sizlere sonraki videolarda da paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.